Bir parantez açmak istiyorum paranın şifresi programında biz her hafta tabii ki piyasaları yorumlamaya devam ediyoruz ama e, görünen bir de büyük bir dağ var. Dağın arkasındaki o belirsizliği gerçekten biliyor, bilemiyoruz. Özellikle ekonomiyle birlikte bütün dünyada e, yeni bir dünya düzeninden bahsediyoruz. Bu ekonomiyle başladı öyle gözüküyor. Evet. E, tabii ki savaşlar beraberinde. E, ne yapılmak isteniyor? Yani yeni dünya düzeninde neler olacak? Piyasada neler yaşanacak? Öngörüleriniz nelerdir? Ben bunu şifre kitabında detaylı bir şekilde anlatmıştım. Yeni dünya düzenine komple teorisi olarak bakanlar da var. Buna göre tedbir hmm. alanlar da var. Tedbir alanlar şanslı ve e, yine 2030 yılına kadar süreleri var. Mesela e, yalnızlaşan bir toplum, e, nakitsiz bir toplum, e, cinsiyetsiz bir toplum inşa etmeye çalışıyorlar ve çok hızlıca bu süreç zaten gerçekleşiyor. Biz Türkiye'ye baktığımız zaman, TÜİK verilerine baktığımız zaman yalnızlaşan bir insan topluluğu karşımızda durmaya devam ediyor. Ve e, bu yalnızlaşan insanlar e, özellikle e, ekonominin de dahil olduğu süreçte mecburi yalnızlığa itiliyor. Özellikle barınma ihtiyacı ile alakalı ciddi sorunlar yaşanıyor. Mülkiyetsiz bir toplum, uzun vadeli kira kontratları burada önemli oluyor. Mesela bundan iki yıl önce ev alabilecek insanları şu anda ev alma hayalleri artık bitti. Ama metrekarelere baktığımız zaman barınma ihtiyacında artık bir artı bire kadar düştü. Ancak insanların parası buraya kadar yetiyor. Ve bir artı bir daire alan insanlar çocuk yapmıyor. Geniş aile sahibi olmuyor. Dolayısıyla da sadece barınma ihtiyacının karşısındaki bir artı bir sorunu değil, beraberinde yaşlı nüfusun artması, insanların çocuk yapmaması veya boşanma oranlarında yaşanan artışla yeni dünya düzeninin bir parçası olmaya devam ediyor. Yine dijital paralara geçiş sürecinde ülkeler artık dijital paralara geçiş yapacak ve kağıt paraları kullanan son nesil yine biz olacağız. Özellikle bu enflasyonun geçici olacağına inanan birçok insandı maalesef varlıklarını kaybetti. Ancak başta Amerika Merkez Bankası fethedilen merkez bankaları yavaş yavaş itiraf ediyorlar. Artık geçici olmayan bir enflasyon noktasında sadece Türkiye'de Sıralamaya baktığımız zaman çok yüksek bir enflasyon rakamımız var %69.80. Sadece burada 2026 yılına dair tek haneli rakam telaffuz ediliyor ekonomi yönetiminde. Bekleyip hmm. göreceğiz ama... Bugünkü dünyadaki enflasyon rakamların ben geçici olacağını şahsen tahmin etmiyorum. İnsanlar ilk önce barınma ihtiyacıyla alakalı sorunlar yaşadı. Tersine göçün biraz daha hızlanacağı bir dönem karşımızda olabilir. Özellikle insanlar varlıkların üzerinden alım satım yapmamalı. Çünkü artık piyasaları merkez bankaları kontrol ediyor ve merkez bankaların verdiği kadar insanlar kazanabilecekler merkez bankaları kontrolüne geçirdiği için bütün sistem, bütün para piyasaları merkez bankalara odaklandı. Faiz indireceğiz, faizi artıracağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Böyle bir kontrolü sistem var karşımızda. E, yeni dünya sisteminde dijital e, çağda çok önemli olacaktır. Yapay zeka e, dünyada insanları bir anlamda Ciddi bir işsizlik ordusuna itecektir diye düşünüyorum. Hatta artık dijital mecralarda biz bile yayınımızı dijital yapıyoruz şu anda. Dijital patronların olacağı bir nesil artık bizi bekliyor olacak. E, dijital patronlar da artık insanın birebir muhatap olacağı bir patron değil de belli saatler, belli görevler karşısında e, faaliyet gösteren, buna karşılığında e, belli bir e, saatlik ücret e, alan bir nesil de karşımız olacak. Türkiye e, saatlik ücret uygulamasına geçecek ülkelerden bir tanesi. Evet o kadar aslında hani dediğiniz gibi komplo teorisi gibi gözüküyor söyledikleriniz kulağa öyle geliyor ama e, yakın zamanda yani 2021'den itibaren 2020'den itibaren yaşadıklarımızda ortada. E, bence en önemlisi şunu söyleyebilir miyiz varlıklarımıza özellikle de fiziki varlıklarımıza değerli metaller olsun emtiyalar olsun e, ya da işte ev arsa olsun özellikle onlara sahip çıkmak durumunda çünkü %60'lara varan bir e, işte banka mevduat faizleri var. Evinizi satın buradan e, işte kira alır gibi kiradan daha fazla gelir elde ediyorsunuz diyebiliyorlar ama yarın öbür gün onların da ne olacağı belli değil. E, Cumartesi günü Emlak Konut'un bir kurası vardı hmm. yeni şehir evlerine. Fiyatlara baktım. Yani e, sonuçta nasıl alacaklar falan diye. Bir evet. altı bir daireler e, 3 milyon 370 bin lira 3 milyon 800 bin lira arasında. 2 artı 1 daireler 4 milyon 20 bin lirayla 5 milyon 720 bin lira arasında. 3 artı 1 daireler 5 milyon 730 bin, 7 milyon 700 bin aralığında bir fiyat var. Şimdi soru şu, artık e, kim alabilecek? Hangi taksitler ödenebilecek? Noktası biraz e, karışık. Sosyal konut projeleri vardı daha önce, 2020 yılından önce malum biliyorsunuz. Burada 400 bin liraya en son e, konut satışları olmuştu e, ve bugüne baktığımız zaman, bugünkü satışlarına baktığımız zaman artık taksit ödeyebilir veya insanların bugünkü ekonomik koşullarda barınma ihtiyacını giderme gibi bir sorun var maalesef karşımızda çok ee, araya gireceğim yani hep diyoruz ya balon fiyatları var, emlakta düşüş bekleniyor diyeceklere, bekleniyor diyenlere cevabınız ne olur? Ya Bunlar bana çok komik geliyor bu söylemler. Ee, neden komik geliyor? Şimdi son 25 yıldır Türkiye'de bir emlak balonu olduğunu söylüyorlar ama emlak fiyatları ortada. Yani burada e, barınma ihtiyacı olan insanların sayısı da ortada. İnşaat maliyetleri de ortada. Hangi balondan bahsediyorlar onu tam olarak anlamıyorum. Ama o e, yabancı yatırımcıların e, milyon dolarlık aldığı evleri, Dolar bazlı düşüşünden bahsediyorlarsa, o bizi toplum olarak bağlamıyor. Onlar büyük yatırımcıları, yabancı yatırımcıları ve dövizle yüksek gelir olan insanları bağlıyor. Orta gelir ve alt gürük insanların emlak tarafında bir düşüş ile alakalı yine sosyal medyada haberler dolaşıyor. Evet, kredi muslukları kapalı, insanlar kredi kullanamıyorlar. Ee, ev alamıyorlar, araba alamıyorlar. Parasını haliyle faize bırakıyorlar. Borsaya giriyorlar falan. Ve haliyle de para e, faize ve borsaya kaydından dolayı burada talep tarafında ciddi bir düşüş var. Ama ihtiyaç var. Yani tamam burada e, satışlarda bir düşüş var ama maliyetlerde bir düşüş yok. Bu birincisi. İkincisi talepte bir düşüş yok. Dolayısıyla talebin düşüşün olmadığı fiyatların düşüşün olmadığı bir ortamda konut balonu falan ben çok Komedi buluyorum. E, parası hazır olan insanlar varsa bence başına sokacak ev almalı bir an önce. E, ve bu kadar yüksek enflasyon karşısında e, kira gelirini biraz daha önemsiyorum. Özellikle yeni imar yasası Türkiye'de açıklandıktan sonra e, Türkiye'de emlak sektöründe ciddi bir hareket, ciddi bir talep patlaması yaşanabilir ve e, fiyatlara e, illaki yansır. Çok teşekkür ederim. Değerli katkılarınızla ben teşekkür yorumlarınız ediyorum. için. Sağ ol. Evet Paranın Şifresi programında finans analisti İslam Memiş yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.